Arkadaşlar herkese merhaba. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi kanalı açmamıza vesile olan eski aracımız Opel Insignia gitti. Yerine çeşitli araçlar baktıktan sonra E180'i almaya karar verdik. Yani nihai sonuç bu oldu. Zaten YouTube'da size topluluk kısmında anket açmıştım 4 soruluk. 320 mi alalım? E180 Elite yazmıştım. Bütçe maksimum 1.700'ü zaten biliyorsunuz. Volkswagen Tiguan yazmıştık. Uzun zamandır favorileri araba al, çıkar, incele bir sürü varyanta girmiştim biliyorsunuz zaten. İlk olarak Opel'i 2023'ün sonuna doğru yani yılbaşından önceye satmak istemiştim. Ama otomobil piyasası çok durgundu o dönemde. Opel'in de piyasası biraz yavaş olduğu için Insignia'yı satmakta çok zorlanmıştım ki biliyorsunuz ben normalde aracını titiz kullanan, kilometre çok yapmayan, servislerini aksatmayan biriyim. Yaş itibarıyla tabii ki dışında deformeler vardı ama olabildiğince temiz bakmaya çalışmıştım. Fiyatını o dönemde alıcılar çok kırmıştı. Zaten ikinci el piyasasını biliyorsunuz. Bununla ilgili de ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Çok sıkıntılı. Arabalar pahalı. Alım gücü düşük. Faizler yüksek olunca ikinci el piyasası şu an bir çıkmazda. Dolayısıyla yılbaşında arabamı satamamıştım. Gel gelebilirsin gel. Telefonu elleme. Evet o zaman arabayı satamamıştım. Hatta o zaman Kia Sport 3 bakıyordum. 4x4 yine 172 beygir olandı. 182 miydi beygirini tam hatırlamıyorum ama o da çok yakan bir arabaydı. Kızım cam tavan istiyor diye Sport 3 bakıyordum o dönemde. Biraz da SUV olsun hani aile hissiyatı oluşsun arabada gibisinden. Ama Sportage'ı alamadım çünkü Insignia'yı satamamıştım. Takasa gireceğim zaman galericiler girmiyordu. Hatta 1-2 ay ilanda kaldıktan sonra da moralim bozulmuştu. Yani arabayı ilk kez bir arabayı satamıyordum. Hatta ben çevremdeki insanların genelde aracını satmaya yardımcı olurum ama bir türlü Opel elden çıkaramıyordum. Alıcı elbette vardı ama arabanın piyasasını çok düşürmeye çalışıyorlardı. Mesela C sınıfındaki arabaların parasını teklif ediyorlardı ya da ölücüler arıyordu. O yüzden sinirlenip ben de o dönemde ilandan kaldırmıştım. Yaza doğru satarım demiştim. Bu arada ikinci elin piyasasını da anlıyorsunuz. Benim söylediklerimden. Sonra bahar gelmeye yakın işte artık Sportage bakmaktan vazgeçtim. Sebebi şuydu çünkü 4-5 ay sonra bütçem değişti. Piyasa değişti. Insignia biraz daha piyasası arttı. Her araba pahalandı. O zaman Sportage almaya gerek yok diye düşündüm. Bu 4 tane premium markadan birini alayım dedim. Bir tane BMW maceramız vardı. Insignia'yı satamayınca en azından gideyim de takasa gireyim diye bir tane galericiyle görüşmüştük. Kartepe'ye gitmiştik buradan. Orada bir önceki videoda görürsünüz zaten. Burada çeşitli anlaşmazlıklar yaşadık. Gerginlikler oldu. Ile aramızda. Dönünce de nasip bunaymış çünkü tam aradığım kriterlere uygun bir arabayı elde etmiş oldum şu anda. Uzun zamandır niye video gelmiyor bunlarla ilgili ya da süreçle ilgili? BMW'yi sizin için çekmiştim ama hem iş yoğunluğum vardı, yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Malum her şey hayat pahalı. Arabayı değiştirmek istiyorsanız, segmenti yükseltmek istiyorsanız da tüccar değilseniz. Ben de konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Tüccar değilseniz. Tabii ki fazla çalışarak araba elde edebiliyorsunuz. Ben şu an 34-35 yaşındayım. 2015 yani 9-8-9 yaşında lüks diyebileceğimiz bir markayı ancak alabiliyorum. Bu da ülke ekonomisini sizler için gözler önüne sürüyor. Çünkü ben yatırımımı sadece araba üzerinde ve ev üzerinde gerçekleştiren bir insanım. Bunun haricinde çok büyük bir yatırımım yok maalesef ki. Buradan çıkarım yapabilirsiniz yani. Evet kızım sen de mi konuşmak istiyorsun? Söyle. Sen mi seçtin bu arabayı? Aha. Neden bunu istedin? Cam tavanı var. Cam tavanı mı var? Evet. Aha. Eski arabamız ne olacak? Özledin mi onu? Üzüldün değil mi satarken? Tamam. Ama motorla diğer arabamız güzeldi ama buna da yakıştı motorla. Değil mi? Olur gezeriz. Buna alış hikayeme geleyim. Oradan sonra da bir arabayı size göstereceğim. Tabii ki bugün inceleme videomuz yok. Ben sadece takipçilerimi bilgilendirmek için yap. Ve ben YouTube'a ara verdiğim dönemlerde çok fazla mesaj attınız. Hani Instagram'dan da ilgilenen yazanlar oldu. Hocam iyi misiniz diyenler oldu. Bazen kendim yorgun oldum. Bazen hastalık geçirdim. Bazen ailevi sıkıntılar oldu. Bazen iş çok yoğun oldu. O yüzden YouTube'a çok fazla zaman ayıramadım arkadaşlar. Ben buradan çok fazla bir gelir elde etmediğim için de sadece hobi olarak çekim yapabiliyorum. Bundan sonraki çekimlerimde sadece araba üzerine değil elektronik bir eşya aldığım zaman belki onları bile sizlere yansıtabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu araba kimin? Ona gelelim. Bu arabayı ben Alanya'da ilanda gördüm. Tabii 10 tane favoriyi almıştım. Favorilerinde genelde bütçeme doğru yani 1500 lirayla 1700-1800 lira arasında bir skala oluşturdum. Bu skalada işte dedim ki 1800'lük arabayı 1700'e falan zorlar alırım şeklinde 300 bin liralık bir skala oluşturdum. Insignia'yı ucuza sattım arkadaşlar. Onu da çok soruyorsunuz. Normalde 900 bin lira civarında bir piyasası vardı ama dış deformelerden dolayı birazcık fiyat düştüm. 830-840'a kadar inmiştim. Ama lastikler de bitme noktasındaydı. Bir de birkaç elektronik aksamda sıkıntısı vardı. Ben de alıcısı yaptırsın diye düz 800'e bıraktım. Çünkü bu arabayı almak istediğim için o parayı net bir şekilde elime almam gerekiyordu. Ondan sonra Insignia'yı sattıktan sonra ben önüme bakabilecektim. 800 bin liraya onu sattıktan sonra da... Arkadaşlar sıcaktan telefon kapandığı için video kopmuş.
Ben parça parça birleştireceğim. Alanya'da reklam da olsun. Sevilen Kuru Yemiş'in sahibinden aldım. Bu arabadan o şirkette iki tane varmış. İki tane Yozgatlı amcanın arabalar. Birisi 75 bin kilometrede, birisi 85 bin kilometrede. Birisi 2014 model, birisi 2015 model. Aracı ilk gördüğüm zaman aradım işte. Atakan diye biri çıktı. İşte benden yaşça büyükmüş. Neyse Atakan abiye de selam olsun buradan. Abi dedim işte benim bütçem 1.650.000 dedim. Bu arabayı alabilir miyim falan. Telefonda pazarlık yapıyoruz, yazışıyoruz. Babama bir sorayım dedi. Orada babama bir sorayım dediği zaman ışık yandı bende. Zaten benden büyük olduğunu anladım. Muhtemelen baba da emeklilik yaşında olan birisidir diye düşündüm. Ondan sonra iş yerine gittim arabayı görmeye öbür gün. Tabii o konuşmalara. Dükkanın önünde bir baktım. İşte fabrikanın önünde. İçinde kilim serili, bagajı kapalı falan, işte üstü örtülü, gayet bakımlı bir şekilde duruyordu. Hiç 2015 model gibi durmuyordu. Bilmiyorum, siz de yorumlarsınız onu. Ondan sonra işte dedim amcayla konuşabilir miyim, tanışabilir miyim dedim. Geldi dışarıya, anahtarı verdi, git oğlum bak dedi. Ondan sonra sürdüm, gezdim falan. Görüşmede zaten o izlenimi alınca ben dedim bu arabayı kaçırmamalıyım. İşte amcayla pazarlık yaptık falan ama o pazarlık işini biraz ketumdu. 1.720'ye kadar indirebildim. Daha fazla bir şey yapmadı. O yüzden Insignia'nın üzerine o parayı toparlamak zorunda kalmıştım. Dediğim gibi Alanya'da bu kilometrede ilanda araba yoktu. Ben en düşük kilometreli E180'i aldım. Diyebilirim ki yaşına göre gayet makul. Yani şöyle söyleyeyim, yılda kaç kilometre yapmış oldu? 6.000, 7.000 mi? Öyle bir şey yapıyor herhalde. Kaç? 9 kere 8 desek 70. Yılda 8.000 kilometre yapmış arkadaşlar. Evden işe, işten eve. Hatta sağ koltuğa, arka koltuklara oturulmamış bile. Şimdi ben size dış detaylarını göstereyim bakın. Arkadaki kilimi bile, orijinal kilimi bagajında duruyor. Şimdi dışından anlatayım ben. Detayları gene diğer videolarda beraber konuşuruz arkadaşlar. Şimdi plakayı değiştirmedim ben. Çünkü sonu benim doğum yılıma denk geliyor. O yüzden 20-30 bin lira özel plaka almaya gerek yok diye düşündüm. Ön tarafa baktığınız zaman zaten panjurlar falan gördüğünüz gibi tertemiz. Kilometresinin hakkını veriyor. Farlarda bir sıkıntı yok. Onlar da temiz. Sadece fırça izi var. Şurada küçük tah sekmesi gibi bir şey var. Lastiklerimiz bu şekilde. 9 aylık önler. Arkaları dediğim gibi değiştirdim. Jant köpeğinde gördüğünüz gibi deformeler var. Bunların orijinalinde tanesi 780 lira. Maalesef biraz pahalı. O en bulursak belki o göbeği de yenisiyle değiştiririz. Bu sacda değişme var. Şoför kapısında. Bir de şurada lokal boya var ama o da atma yapmış. Burayı tekrar ileride boyatmamız gerekecek. İçini göstereyim şöyle size. Şurada direksiyonda gördüğünüz gibi iki deformesi var. Birisi direksiyon. Amca yüzük kullandığı için buraları maalesef soymuş. Zaten güneşle dik bir şekilde vurduğu için bu şekilde iyi derilerde buralar solma ve atma yapabiliyor. Evet, cam tavanımız var gördüğünüz gibi. Ortasında bir tane sütun var arkadaşlar. Ön taraf arkaya doğru açılıyor bu şekilde. Arkanın üzerine doğru geliyor. Onda hiç kullanılmadığı için açarken gacır gucur yapılıyor. Buraya da yine bir yağlama ve bakım yapılması gerekiyor. Bunlar aldığım yeni lastikler. Arkadan geldiğimiz zaman bunlarda bazen logo değişikliği yapıyorlar. Şurada E180'i bazen kullanmıyorlar. Bazılarında E250 falan yazıyorlar ama ben tabii ki orijinalciyim. Bunları hiç ellemeyeceğim. Size ilginç bir şey göstereceğim bakın. Bunları yeni toparlıyorum ben şimdi. Temizlik setim buraya. Zaten sık yıkama yapıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın, araba 2015 model. Amca bu arabayı aldığı zaman üzerindeki paspası ta o tarihte almış. Orijinal Mercedes paspası bakın. Ve bir daha hiç kullanmamış. İçine lastik paspas sermiş. Yani orijinal paspasını ilk kez biz kullanacağız diyebiliriz. Ben de şöyle düşünüyorum. Yazın en azından arabaya detailing bakımı yaptıktan sonra bu yazlık paspası sererim. Kışında içindeki lastiklerle devam ederim diye düşünüyorum. İşte güneşliğimiz falan. Buraları toparlayacağım. Plaka ledimiz yanmıyordu. Bunu kendim söktüm. Bayağı da uğraştım. Hem burayı söküyorsunuz, hem burayı söküyorsunuz, hem plakayı söküyorsunuz. Öyle 2 dakikalık bir iş değil. Elektrikçi yapmadı bile. Kaportacı sökecek bunu dedi. Uğraştırdı. Ben de yarım saat 40 dakikalık bir işlem sonucunda internetten aldığım ledi buraya taktım. Gece görüntüsünde size atarım. Bence beyaz bir led güzel oldu buna. Orijinalinde sarı diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafa zaten oturan pek kişi olmamış. Burada herhangi deforme yok gördüğünüz gibi, tertemiz duruyor. Buralar da yine aynı şekilde. Şurayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi buralarda da deforme yok. Bakın şu tuşta hafif var. Saatimiz falan tertemiz. Şuradaki ekranda güneş solması var. Bakın cam tavandan giren güneşler burayı biraz soldurmuş. Direksiyonumuzda deforme var. Bunun bir yenilenmesi gerekiyor tabii ki. Bir de çok azıcık şoför koltuğun yanında. Ki burayı kilimle kullanılmasına rağmen böyle. Bir Mercedes kroniği gördüğünüz gibi.
Oradaki tuşlarda hep var zaten. Temiz arkadaşlar ya, içime sinen bir araba oldu. Bununla ilgili detaylı videolar çekeceğiz. Gece sürüşü, işte farları inceleme, elit pakette neler var. Yakın zamanda hepsini inceleyeceğim. En azından ben ne aldığımı size göstereyim dedim. Çünkü çok fazla soru geliyordu. Artık YouTube kanalımızın yeni bir aracı var. Bundan sonra E180 ile sizinle birlikte olacağız. Yorumlarda görüşürüz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepimiz hayırlı olsun. Daha iyileri sizin olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Telefon ısındığı için şimdilik bu kadar. Yeni videolarda ben size bu yaz sık sık katılacağım arkadaşlar. Hoşça kalın.